Sevgili izleyiciler, bunlar Kur'an'ın en eski el yazmalarında var olan transkripsiyon hataları ve düzeltmeleridir. Bunlar değiştirilen sözcükler ve cümlelerdir ve kanıtlar artık herkesin görebileceği şekilde mevcuttur. İlk Kur'an yazılarında binlerce transkripsiyon hatası vardır ve size bu transkripsiyon hatalarından bazılarını göstermek istiyoruz. O halde bu seferki video Kur'an'ı okuma yollarıyla alakalı değil mi? Hayır, bu farklı lehçeler, farklı okuma yolları ve farklı aksan işaretleri hakkında. Suriye ve Irak Arapçasındaki gibi farklı bir lehçeye veya sese sahip bir Arapça kelime farklı okunabilir ve farklı bir anlama gelebilir. Evet, bu doğru ama biz sessiz harfler ve bu işaretler hakkında konuşacağız. Farklı Kur'an okuma teknikleri ve Kur'an'ın geleneklere göre nasıl ortaya çıktığıyla alakalı videomuzu paylaşmıştık. Buradan ona da bir göz atabilirsiniz. Lütfen beni yanlış anlamayın. Burada İngilizce ya da Almanca çevirilerden bahsetmiyoruz. Burada bahsetmiş olduğumuz Arapça Kur'an yazıları ve sessiz harflerin uyumu. Yani bugün kopyalama hataları ve düzeltmeler hakkında mı konuşacağız? Evet. Ve tam olarak bunun için de bu iki kişinin bulunduğu videoyu çevirip kısalttık. Görüntüde Suudi Arabistan'da yaşayan ve Arapça yazılar üzerine çalışan Al Fadi'yi, sağ tarafta ise Dr. J. Smith'i görebilirsiniz. Her ikisi de Daniel Brubaker'ın yazmış olduğu Erken Kur'an El Yazmalarındaki Düzeltmeler 20 Örnek adlı kitap hakkında bir İngilizce videoda konuşuyor. Bilim adamı Dr. Brubaker, Kur'an'ın çeşitli eski versiyonlarının bulunduğu yerleri ziyaret etti. Vitrinlerinden çıkarıldı ve onlara bakmasına ve hatta bazıları özel koleksiyonlar da dahil olmak üzere fotoğraf çekmesine izin verildi. Tabii ki bu yıllar sürdü. En eski Kur'an yazıtları hangileridir? En eski Kur'an metni muhtemelen Birmingham'da olandır. Fakat bu metin yalnızca 4 sayfadır. Bu yüzden bugünkü metinlerle karşılaştırılamaz. Bu metinlerde sadece 18, 19 ve 20. surelerin bazı kısımlarını bulabiliriz. Burada Büyük İskender hakkında hikayenin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili videomuzu da yayınlamıştık. Kur'an'ın bu dönemden tam versiyonları da var mı? Muhammed'in ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra geleneksel olarak 3. Halife Osman'a atfedilen bu 6 yazı çok iyi bilinmektedir. Kısaca geriye dönersek, Muhammed Kur'an'ı vahiy yoluyla aldı ve 632 yılında öldü ve Osman'ın takriben 653'te Kur'an'ı tamamladığı söyleniyor. Kur'an'ın diğer versiyonlarını yaktı ve bunun hakkında bir video yayınladık. Yakın zamana kadar birçok kişi hala Osman'ın zamanından kalma kopyaların günümüzde var olduğuna inanıyordu. Peki ya şimdi? Ama şimdi bu 6 yazıtın hepsinin çok daha sonra, yaklaşık 60-160 yıl sonra yazıldığını, tamamlanmadıklarını ve birbirlerinden ve bugünkü Kur'an'dan farklı olduklarını biliyoruz. Kur'an'ın en eski ve ünlü 6 versiyonlarından biri İstanbul Türkiye'de bulunan Topkapı Müzesi'nde, diğeri Özbekistan Semerkant'ta, bir diğeri Londra'da bulunan Mail, Fransa'da bulunan Petropolitanus, Kahire'de bulunan Al-Hüseyini ve son olarak Yemen'de bulunan Sana. En ilginç olanı da sonuncu olan. Çünkü yazının altında daha eski, bugünkü Kur'an'dan çok daha farklı bir yazı mevcut. Yazılar aslında nasıl inceleniyor? Prosedür şu şekilde. Bir sayfada bulunan tüm materyaller analiz edilir. Ne tür kağıt kullanılıyor, ne tür mürekkep, sayfadaki satırlar, yazı tipi stili, hangi zamanla eşleşiyor. Belki de özel dikkat gerektiren çizilmiş resimler ve süslemeler vardır. Bazı teknolojik gelişmeler ve yöntemler de sonradan eklendi. İlk yüzyıla baktığımızda, yani 8. yüzyıla, Kur'an el yazmalarında aksanlı yazım sembolleri bulunmamaktadır. Bu ekstra semboller 9. ve 10. yüzyılda eklenmiştir. Yani Kur'an metinleri aksan sembolleriyle yazılmışsa bu çok daha sonradan yazıldığını gösterir. Ayrıca metnin yazıldığı parşömenin yaşını belirlemek için kullanılabilecek radyokarbon tarihleme metodu vardır. Ancak bu metot genellikle kesin değildir ve farklı sonuçlar da elde edilir. Örneğin radyokarbon testleri bazı Kur'an yazıtlarının Muhammed'in yaşamından önce yazıldığını göstermektedir. Peki bu 6 Kur'an el yazması Halife Osman'ın zamanından değil mi? 2002-2007 yılları arasındaki çalışmalarında iki Türk doktor bu el yazmalarının hiçbirinin Halife Osman'ın zamanından gelmediğini ve onun derlemelerinin doğrudan kopyaları olmadığını ortaya çıkardı.
Doktorlardan biri Türkiye'de eski Diyanet İşleri Bakanı'dır ve her ikisi de prestijli İslami araştırma kurumlarının liderleridir. Örneğin bugün çok beğenilen Topkapı el yazmaları ile günümüz Kur'an'ı arasında 2270 farklılık keşfettiler. Videonun ikinci kısmında da görebileceğiniz gibi birkaç farklılık içeriği değiştirebiliyor. Doktor Daniel Brubaker'ın şimdiye kadar yayınladığı bu yazım hatalarından ve kasıtlı düzeltmelerden bazılarına bakmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde bu hataların hepsini yayınlayacak. Kur'an'daki birkaç yazım hatası çok şey fark ettirir mi? Bunlar sadece küçük değişiklikler değil mi? Bu hatalar aynı zamanda İncil el yazmalarında da var. Bu Kur'an'da bulunan kopyalama meselesi değil. Şu anda bilinen ve giderek daha fazla keşfedilen binlerce hata söz konusu. Aslında İncil'de Kur'an'dan çok daha fazla yazım ve içerik hataları vardır. Normalde şu şekilde. Daha eski el yazmaları oldukça daha fazla farklılık bulacaksınız. Fakat yanlış olan İncil'lerin hepsini yakmak daha mı iyi olurdu ve böylece kimse fark etmez miydi? Kur'an el yazmalarıyla ilişkilendirdiğimizde ilk Müslümanların bu soruya evet yanıtını verdiğini görüyoruz. İslam geleneğine göre şöyle karşılık verdiler. Hristiyanların İncil'de yaptığı şeyin aynısı bizde de olmasın diye bir şeyler yapmalıyız. Böylece farklı Kur'an yazıtları toplandı ve hepsi ateşte yakıldı. İncil'e göre özellikle İsa Tanrı'nın sözüdür ve bu nedenle hatalar ve değişikliklerle başa çıkmak daha kolaydır. Kim hala İncil'in ilk yazıldığı orijinal kopyası olduğunu söyler ya da mükemmel bir kopyasının cennette olduğunu? İncil'de bile bu tarz bir öğretiş bulamazsınız. Ama örneğin Yeşaya kitabının bulunmasıyla mevcut günümüz İncil ile çok yüksek düzeyde bilimsel bir uyum belirlenmiştir. Yani İncil metni çok iyi aktarılmıştır. Ve inanıyoruz ki İncil güvenilir bir şekilde oluşturulmuştur. Örneğin bazı İncil versiyonlarında İsa ve zinakar hikayesi yazılmıştır. Bu hikaye bu el yazmalarında bulunamadı. Bu aynı zamanda teoloji derslerinde de öğretilir ve şeffaf bir şekilde ele alınır. Kur'an ise farklı öğretilir. İşte İslam dünyasında bazı liderlerin ifadeleri. Bugün sahip olduğumuz Arapça metin peygambere vahyedilenle aynıdır. Yüzyıllar boyunca tek bir harf bile değişmedi. Bugün bunun tamamen yanlış olduğunu biliyoruz. Ama bazılarının Kur'an'a inanma sebebi budur. Gülen, Kur'an hakkında şöyle diyor. Metin ortaya çıktığından beri değiştirilmedi, kurcalanmadı veya düzenlenmedi. Bu da doğru değil. Bir Ahmediye lideri Kur'an için şöyle diyor. En ufak değişime bile uğramış bir el yazması yoktur. Bu günümüzde kesinlikle doğru değildir. Şu anda Halife Osman'ın zamanından kalma Kur'an'ın mükemmel bir kopyası olan tek bir Kur'an versiyonu yoktur. Ama Kur'an ezberlendi. Bu yüzden %100 korunmuş olamaz mı? Bugün sıklıkla söylenen şey bu. Ancak Kur'an'ı Muhammed'den teslim alanların görüşü bu şekilde değil. Bunun için de bir video yayınladık. İlk Müslümanlar Kur'an'daki bazı ayetlerin kaybolduğu, değiştirildiği veya unutulduğu, nesh edildiği ve hatta tüm bölümlerin bile bazen eksik olduğu konusunda birbirleriyle konuştular. Seslendirmeden, aksan işaretlerinden veya Kur'an okuma şeklinden değil, sessiz harflerin uyumu hakkında Arapça Kur'an metni hakkında konuşuyoruz. Ve ondan sonra neyi ezberlediler? İnsanların önlerinde Arapça Kur'an yazıtları vardı ve buradan öğrenip ezberliyorlardı. Peki hangi yazıtı kullandılar? Kahire'de olan mı yoksa Yemen'dekini mi? Yaymak için hangi versiyonu kullanıyorlardı? Bilim adamı Dr. Brubaker kitabında bazı kelimelerin ve cümlelerin bazı yerlerde uzun yıllar, bazen yüzyıllar boyunca farklı olduğunu belgeliyor. Pek çok yazım hatası ve muhtemelen içerik hataları da vardı. Şimdi kitaptaki somut örneklere bakmadan önce sizden bu bilgiyi bir saldırı olarak görmemenizi rica ediyoruz. Bu Kur'an ve İncil arasında daha iyi bir şekilde konuşmamız için size yardımcı olacaktır.